Bir de şunu çok soruyorlar. Hocam fitre alan kişi fitre vermek zorunda mı? Fitre kime verilir? İhtiyaç sahiplerine verilir. Peki ihtiyaç sahibi bir insan fitre alıyor zaten kendisi. Peki o kendisi de fitre verecek mi? Kendi fitresini verecek mi? El cevap verecek. Fitre veremeyecek kadar fakirse vermesin. Yani 130 lira ya. 130 TL. Eğer bu adam gerçekten veremeyecek durumdaysa bu adama fitre düşmez. Vermesin. Ama 130 TL versem hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle veririm diyorsa fitre almasına rağmen, ihtiyaç sahibi olmasına rağmen fitre bedenin zekatıdır. Fitre beden sadakasıdır. Ramazan-ı Şerif'e sağlıklı sıhhatli ulaştık elhamdülillah demenin bir ispatıdır. Bundan dolayı fitre alan kişiler de 130 TL çok bir para değil. Onlar da verebilirler. Biz diyoruz ki onlar da fitresini ne yapsın? Versinler. Allah Celle Celaluhu kabul eylesin. Arkadaşlar bayram namazına kadar en geç vermeyenler varsa fitrenizi mutlaka verin. Elden çıkarın. Ramazan içinde vermek daha iyidir. En azından bir ihtiyacını görür. Evine bir şeyler alır. Ne bileyim çocuğuna bir bayramlık alır. İmkan olanlar da en asgariyle yetinmesin. Allah'tan isterken hep maksimum istiyoruz. Ama verirken minimum veriyoruz. Olur mu? Olmaz. Mübarek. Allah sana vermiş. Sen de Allah kullarına ver. Allah ne diyor Kur'an'da? وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yapıyor. Kulum ben sana verdim, sen de benim kullarıma ver. Tamam. 130 TL diye adam gıdım gıdım hesaplıyor. 130 TL'den hesaplıyor. Öyle yapma mübarek. Allah sana vermiş. Sen 130 TL'ye doyuyor mu? Yok. Sen doymuyorsun, o da doymuyor işte. Anladın mı? Herkes kendini bilir. Kişi kendinden bilir işi diyor ya. Herkes kendini bilir arkadaşlar. O yüzden imkanı olan biraz yukarı çıksın. İmkanı olanlardan bahsediyorsam. Olmayanı Allah zaten sormuyor. Ama olana sorar Allah Celle Celaluhu. Bundan dolayı fitreleri, zekatları, oruç tutmayanların, tutamayanların da fidyeleri mutlaka ne yapılması lazım arkadaşlar? Verilmesi lazım. Ramazan-ı Şerif geçmeden daha fazla bunları elden çıkarın. Eğer Gazze'ye gönderecekseniz mutlaka ben diyorum. Hangi dernekle göndereceğiniz önemli değil. Açıklama kısmına mutlaka Gazze için fitre yazın. Çünkü fitre yazacaksın ki bayrama kadar en geç ulaşsın oraya. Sen sadece Gazze yazarsan, sadece Filistin yazarsan adam nereden bilsin bu para fitre parası mı, normal sadaka mı, zekat mı? Ramazan'dan sonra da götürür veririz der. Doğru mu? Bunu dikkat edin. Nereye gönderiyorsan, Diyanet'e, Kızılay'a, nereye verirseniz verin mutlaka açıklamaya fitre olduğunu belirtin. Şahsa verdiğin zaman elden fitre olduğunu söylemene gerek yok. Zekat olduğunu söylemene gerek yok. Allah kabul etsin. Bitti. Tamam. Rabbim Celle Celaluhu yaptığımız yapacağımız bütün hayır hasenatları katında kabul eylesin. Amin.